Herkese yeniden merhabalar. Python programlamaya giriş serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda if, elif, else koşullu durumlarını görmüştük. Nasıl kullanıldıklarından birkaç örnekle bahsetmeye çalışmıştık. Bu videomuzda da while döngüsünden bahsedeceğiz. While kelime anlamıyla İngilizce'de iken ya da olduğu sürece gibi bir ara ifade şeklinde Türkçe'ye çevrilir. Yani buradan anladığım gibi ben buraya bir kod bloğu yazacağım. Daha doğrusu işlemler yazacağım altına ve bir koşul belirteceğim. Bu koşul sallanmaya devam ettiği sürece benim o yazdığım işlemler gerçekleştirilecek. Hemen örneğimizi verelim. Diyelim ki while a eşit eşit 5. Bu ne demek? Bunun altına herhangi bir şey alacağım. Sadece görmemiz açısından nasıl kullanıldığını. Daha sonra hemen örneğini vereceğiz. A 5'e eşit mi? Eşit mi? Eşit olduğu sürece o zaman şunları işlet diyeceğiz. Bakın enter bastığının olduğuna dikkat edelim. Hemen girintili olarak yeni satırım başladı. Yani aynı if else gibi if else durumlarında olduğu gibi eğer benim yukarıdaki durumum, koşulum doğrulanıyorsa işte o zaman benim programım bir sonraki işlemleri işlemeye devam edecek. Yani bu sebeple içeriden başlıyoruz. Çünkü bunun altına işlemler yazacağız. Üstteki koşulumuz doğrulandığı sürece devam edecek. Hemen bir örnek verelim. Şimdi diyelim ki while bundan öncesinde bir a değişkenimiz olsun. A eşittir 1 diyelim. Buraya while yazıyorum. Hemen ne yaptığımı açıklayacağım. While a küçük 5. Hemen içeri girdim. Ne yazdıralım ekranımıza? Mesela Python yazsın. Burada ne demeye çalıştım? Önce ona bakalım. A'yı 1'e eşitledim ve dedim ki A 5'ten küçük olduğu sürece ekrana Python yazdır. Burada A zaten 1'e eşit olduğu için her zaman 5'ten küçük olacak. Bunu değiştiren herhangi bir komut yok yazdığım şeylerin arasında. Bu da ekrana sonsuz kere Python yazılmasına sebep olacak. Bu sonsuz bir döngüye girer. Yani buna infinite loop deniyor. Buna son vermemiz gerekiyor. Bu istemediğimiz bir durum. Asla bu bütün döngüler için geçerli. Hiçbir döngüyü asla sonsuz bir şekilde ilerletmememiz gerekiyor. Bir koşul sağlayıp mutlaka durdurmamız gerekiyor. O yüzden buralara bir ekleme yapmamız gerekiyor. Buralarda bir yerlere ki şu koşulu kıralım. While a küçüktür 5 dedim. 1'i hiç değiştirmiyorum orada. O yüzden şuraya hemen atlayıp burada her while'ın içine girdiğinde a değerini 1 arttırmasını isteyeceğim. Bunun için hangi operatörü kullanabiliyordum? Bahsetmiştik operatörler videomuzda. Artı eşit diyebilirim mesela. Bunu da 1 yaparsam ne olur? Programın her seferinde 1 arttırır a'yı ve mutlaka bir yerde 5'e eşit olacaktır. 5'e eşit olduğunda da işlenmesi durdurulur. Hemen çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ekranda tıpkı beklediğimiz gibi 4 kez Python yazdırdı. Neden 4 kez yazdı? Çünkü benim a'm 1'e eşit. Ve ben bunu while döngüsünün içine her girdiğinde 1 arttırıyorum. 5 eşittir demedim. Küçük eşit 5 demedim. Bu sebeple 5 kez yazdırmadı. A 5'ten küçük olana kadar yani en fazla 4 olana kadar Python yazdırabildi. While döngümüzün basitçe işleyişi bu şekilde aslında. Yine while'a bir örnek daha yapalım. Bu sefer de örneğin 1'den 20'ye kadar olan çift sayılarımızı ekrana yazdıralım. Nasıl yaptıracağız? Öncelikle çift sayı yazdırmak istediğim için bu kez a'yı 1'den başlatmıyorum. 0'dan başlatıyorum. Sonrasında bir while döngüsü oluşturuyorum. Diyorum ki benim a'm 20'den küçük olana kadar bakın 20 dahil demedim. 20'yi de yazdırmak istersem buraya eşittir ekliyorum. Bu sefer a 20'yi de yazdıracak çift sayıların içerisinde. 20'ye kadar değil 20'de eşit.
olacak bu durumda. Hemen alta geçiyorum. Ne yapıyorum? Sonsuz döngüden çıkarmak için program while döngüsünün içine her girdiğinde a'yı 1 arttıracak bir komut yazıyorum. Daha sonra bakın burada hemen bir önceki videomuzda gördüğümüz if koşullu ifadesini de burada kullanalım. Birkaç ifade birden nasıl kullanılıyor iç içe onu da görmüş oluruz. Güzel bir örnek olabilir. Burada if diyorum. A değişkenim. Mod alıyorum 2. Bu ne demekti? Kalanını verecek böldükten sonra. 0 olması durumu da çift olması durumu demekti. O yüzden hemen eşit eşit 0 diyorum. A'nın mod 2'si 0'a eşitse eğer yine bakın tekrar girintili başladı burada. Çünkü if ifadesi de bir koşullu ifade. Bu gerçeklendiği sürece bir içeriye girecek. Burada da diyorum ki print A. Sonrasında yazacak herhangi bir şeyim yok. Hemen başlatalım. Bakın gördüğünüz gibi 2'den 20'ye eşit olana kadar bütün çift sayılarımı yazdırdı. Bu da böyle bir örneğimiz oldu. Yine while ve if ifadelerini bir arada kullandık. Peki döngünün kaç defa döneceği belirsizse yani yapacağımız işte yazdığımız döngünün kaç kez döneceği belirsizse bunu nasıl yazacağız? Kullanıcı karar veriyorsa mesela öyle bir girdi alıyorsak öyle bir program yazacaksak. Diyelim ki n eşittir 1. Bir kullanıcıdan giriş alalım. Seçim diyelim buna. Seçim isimli değişkenimize atayalım. Integer. Hemen burada input alacağım için input yazıyorum. Ve kullanıcıya mesajımı iletiyorum. Hangi sayıya kadar sıralama yapmak istersiniz? Diyelim. Kullanıcıya mesajımı da verdim. Şimdi burada while yazmam gerekiyor. Diyeceğim ki while n yani orada 1 olarak belirlediğim n küçük ya da eşitse kullanıcının girdiği değeri. Ne yapacağım? Print n diyeceğim. N'i ekrana basacağım ve n'i yine 1 arttıracağım. Bakalım çalıştırınca ne çıkacak karşımıza. Hangi sayıya kadar sıralama yapmak istersiniz diye bana sordu. Mesela ben burada kaç gireyim? 12 gireyim. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun olmadan birden bahsettiğimiz bizim kullanıcımızın girdiği daha doğrusu değere kadar bir sıralama yaptı, bir döngüye girdi ve print fonksiyonuyla bunu ekrana yazdı. Burada işte belirsiz döngüleri bu şekilde kodlayabilirsiniz. Kendi kafanıza da bu şekilde. Öncelikle eğer yeni öğreniyorsanız bunu bir kağıt üzerinde deneyerek çıktılarını görerek de basit örneklerle daha sonra büyütebilirsiniz bu örneklerinizi ya da zorlaştırabilirsiniz. Burada belirtebileceğimiz, dikkat etmeniz gereken sadece şu nokta olabilir. Biz bunları genel olarak mantığını anlamak için veriyoruz bu örnekleri. Yani bunlar çok her detayına dikkat edilmiş ya da her detayı düşünülmüş örnekler değil. Örneğin burada dediğimiz gibi bu belirsiz döngü örneği bir bitiş değerinin olmadığı, bunu kullanıcının girdiği bir örnek. Bu sebeple mesela kullanıcı diyelim ki bir eksi değer girdi, negatif bir değer girdi ya da sıfır girdi. Bu sefer şuradaki while en küçüktür, küçük eşittir seçim şartı oluşamayacağında bu kez herhangi bir tepki alamayacağız programdan. Bu bir sıkıntı yaratabilir. Fakat şu an dediğimiz gibi giriş seviyesinde nasıl işleyeceğini, neler kullanacağımızı, nelerle birleştirebileceğimizi gördüğümüz için bunlar bir sonraki seviyede dikkat etmemiz gereken ya da bize verilen bir problem varsa eğer onun için de dikkat etmemiz gereken özel durumlardır. Bu sebeple umarım bu videoda while döngüsünün nasıl kullanıldığını, nelerle birleştirilebileceğini ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlamışsınızdır.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.